Kürt düşmanlığının birkaç boyutu var. Bunlardan bir tanesi tabii Türkiye'nin tarihten beri gelen aslında bir Misak-ı Milli anlayışıyla, Kızılelma anlayışıyla biçimlendirdiği bir Kürt düşmanlığı var. İkincisi günümüzde yeniden üretilen ve bir şekliyle bir daha dizayn edilen bir Kürt düşmanlığı var. Hem tarihsel boyutuyla hem günümüz boyutuyla baktığınızda tabii ki bütün meselenin Orta Doğu'da geçmesi ve bu Orta Doğu'nun merkezinde de Kürdistan'ın olması en belirleyici faktör. Günümüzde Kürt düşmanlığı neden yeniden üretiliyor? Türkiye açısından baktığınızda bir kere her şeyden önce Türkiye'de hem sermayenin hem de devlet aklının yayılmacı politikaları Kürdistan'ı hedef haline getirdiği için bu Kürt düşmanlığı yeniden üretiliyor. Türkiye dışındaki boyuttan baktığınızda Kürdistan dediğimiz coğrafya hem enerji kaynaklarının üzerinde hem de baktığınızda finansal genişlemeden tutun da askeri sanayi konsepte kadar bütün kapitalizmin kendisini yeniden ürettiği, üretebileceği tırnak içinde söylüyorum en verimli topraklar. Şimdi böyle bir kriz ortamında, küresel kriz ortamında krizin en yoğun yaşandığı, en yoğun hissedildiği coğrafyadan bahsediyoruz aslında. Dünya kapitalizmi büyük bir krizde. Ne kadar büyük bir krizde? Birinci Büyük Savaş öncesinde yaşanan krize benzer krizler. İkinci Büyük Savaş öncesinde yaşanan krize benzer yine özellikler yaşanıyor. Evet, bir ve ikinci Dünya Savaşı gibi bir Dünya Savaşı izlemiyoruz belki ama dünyanın her yerinde savaş var. Bakın en son Tayvan'da ortam gerildi. Belki de Çin'le ABD Tayvan'da karşı karşıya gelecek. Tıpkı Ukrayna'da NATO ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesi gibi. Dolayısıyla bir yanıyla vekalet ya da bir başkalaşmış bir 3. Dünya Savaşı'nın dünyanın her yerinde patlak verdiğini izliyoruz. Ama bunların en yoğun yaşandığı coğrafya kuşkusuz Orta Doğu ve Orta Doğu'da yaşanan bu savaşın da en büyük maliyeti tabii ki Kürt halkı üzerinde yoğunlaşıyor. Tabii burada ayırt edici faktör, bütün bu küresel gelişmeler içinde ayırt edici faktör, Türkiye'de devletin ve bugünkü iktidarın Kürt düşmanlığı üzerinden kendi gelecek senaryolarını yazmış olmaları. Bu da tabii bu konuştuğumuz krizi çok daha derinleştiren bir etki, bir faktör. Türkiye son 10 yıldır, 10 yılı aşkın süredir kendince planladığı bir genişleme konsepti var. Bu yayılmacı politikalar, geçmişin Misak-ı Millisini yeniden hayata geçirme, Suriye Savaşı ile beraber bunu güncelleme diye nitelendireceğimiz bir şey. Henüz kutupsuz dünyanın yeniden kutuplaşmaya başlamadığı bir dönemde biçimlenmiş bu senaryo, dünyanın yeniden kutuplaştığı bir süreçte tabii ki Erdoğan'ı bu anlamda boşluğa düşürmüştür diyebiliriz. Erdoğan özerkliğini korumak, Türkiye Cumhuriyeti özerkliğini koruyarak her iki kutbun ortasında kendi senaryosunu hayata geçirmek için adımlar atma peşinde. Dolayısıyla bir gün bir bakıyorsunuz NATO'ya yaslanıyor, ABD'ye yaslanıyor, bir gün bir bakıyorsunuz Putin'e yaslanıyor, Rusya'ya yaslanıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki güncel siyasetin içinde de tartışmalar, işte Ergenekoncular, Asyacılar, yok NATO'cular, Batıcılar tartışmasının da temelinde yatan bu. Geçmişte iki kutuplu dünya zamanında, Soğuk Savaş döneminde Türkiye NATO konsepti içinde çok belirgin bir pozisyon alıyordu. Bu kutupsuz geçen dönem boyunca Türkiye bir özerk havza yaratma peşinde hayaline kapıldı ve bunu yaratırken de doğal olarak hem Suriye hem Irak'taki Kürdistan bölgeleri üzerinde nüfusunu arttırmak istedi. Bugün bunu sürdürmek istiyor fakat dünyanın gelmiş olduğu son aşamada ciddi bir kutuplaşmanın yeniden yaşandığını görüyoruz ki Ukrayna meselesinde bu ortaya çıktı. Şimdi Erdoğan iktidarı ve bugünkü devlet aklı kendi stratejilerini ayakta tutabilmek ve sürdürebilmek adına aslında bir tırnak içinde arabuluculuk rolü ile bu senaryoyu devam ettirme peşindeler. Dolayısıyla tahıl koridorunu açma meselesinde, Ukrayna Savaşı'nda arabulucu olma meselesinde ya da mülteci konusunda takındığı tavırla, enerji politikaları konusunda almış olduğu pozisyonla aslında sağlamaya çalıştığı şey, Orta Doğu'da kendi stratejilerine uygun
bir inisiyatif alma üstünlüğünü ele geçirmek. Dolayısıyla hem uluslararası koalisyona karşı, hem ABD'ye karşı, hem Rusya'ya karşı dayatmaya çalıştığı politika bu. Neden bunu istiyor? Çünkü yine tarihsel o belleğe dönüp bakarsak, misak-ı milli dediğimiz o havzayı tam da o birinci cumhuriyetin, ilk cumhuriyetin kuruluş ilkeleri çerçevesinde yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Nedir o? Onun referansını Lozan'da görürsünüz, Türklük Sözleşmesi'nde görürsünüz ve dolayısıyla yıllardır sürdürülen o Kızılayılma hayallerinde görmeniz mümkün. Lozan'dan bayram çıkmaz, olsa olsa bu büyük çöküşü hızlandıracak bir senaryo çıkar. Lozan'dan neden bayram çıkmaz? Çünkü dönüp 100 yıla baktığımızda bu 100 yıl boyunca Türkiye bu akılla aslında temel yapısal sorunlarından hiçbirine çözüm üretememiş. Toplumsal barışı, siyasi barışı, iktisadi barışı sağlayamamış. Sürekli kaotik ve kriz ortamında yaşayan bir ülke olmanın ötesine geçememiş. Zaman zaman nefes aldığı, rahatladığı dönemler olmuş ama bunlar çok kısa sürmüş ve peşinden çok daha büyük krizlere sürüklendiğini bu yüzyıl boyunca gördük, tanıklık ettik ve okuduk, biliyoruz. Peki bunu değiştirmek mümkün mü? Evet, mümkün. Ama Lozan'daki o akılla ve o cumhuriyetin kurucu aklıyla, hatta onun arkasında iddiatçı anlayışla yola devam etmek istemek aslında bu çöküş içinde, bu süreç içinde debelenmekten başka bir anlam ifade etmez. Bizim cumhuriyetin önümüzdeki sürecini yeniden tartışmamız, yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden biz buna demokratik bir cumhuriyet arayışı diyoruz. Nasıl bir demokratik cumhuriyeti hayata geçirebiliriz? Her şeyden önce bir kere bu irrasyonel akıldan kurtulmamız gerekiyor. Yeniden akılcı, sağlıklı, toplumsal barışı, siyasi barışı, Orta Doğu barışını önüne hedef olarak koyan, cumhuriyeti demokratikleştirmeyi önüne hedef olarak koyan bir stratejiye, bir siyasi üretime ihtiyacımız var. Bunun da yolu Lozan'ı toplumsallaştırmaktan geçiyor. Bunun yolu cumhuriyeti demokratikleştirmekten geçiyor. Bunun yolu Kürt barışından, Kürtlerle birlikte ortak bir misak-ı milli anlayışından geçiyor ki bu tabii Türklük Sözleşmesi'nin yerine Türklük-Kürtlük Sözleşmesi anlamına gelmemeli. Bütün Orta Doğu halklarının eşit yurttaşlık temelinde kendini var edebileceği bir demokratik cumhuriyet anlayışıyla hayata geçirilmeli. Ama belirleyici unsur burada kuşkusuz Kürt halkıdır, Kürtlerdir. Kürtlerin siyaseten aslında altını çizmiş oldukları statü meselesinin çözüme kavuşmasıdır. Bu başarılabilir mi? Kuşkusuz başarılabilir. Bunu başarmak isteyenlerle bunu reddedip hala Lozan'dan bugüne aynı akılla yola devam etmek isteyenler var. En temel ayrışma bugün siyasette bence budur. Önümüzde önemli bir dönem var. Bu dönemi hem Kürtler açısından, hem Türkler açısından, hem bölge halkları açısından fırsata çevirmek mümkün. Sayın Öcalan'ın altını çizdiği de bu aslında. Kaybedilmiş olanı yeniden bulmak. Evet, bu kardeşlik kaybedilmiştir. Ama bu toplum içinde, halkların bir arada yaşama anlayışı içinde yok edilmiş bir şey değildir. Bu tamamen devletin kurucu aklını dayatmış olduğu, halklara, toplumlara dayatmış olduğu aslında bir anlayıştır. Bu anlayıştan kurtulmamız lazım. Dolayısıyla bizim demokratik cumhuriyet derken yerel demokrasiye, özel demokratik yaşam alanlarına, demokratik ulusa vurgu yapmamızın altında yatan neden de budur. Yani bir arada yaşamanın formüllerini, formülasyonlarını, biçimlerini, sistemlerini üretmeliyiz. Sayın Öcalan'ın sürekli vurgu yaptığı da budur. Yani bir arada yaşamanın formülü bu değil. Bu irrasyonel bir şey. Buradan geldiğimiz nokta budur. Buradan geldiğimiz nokta bir savaştır, çöküştür, krizdir. 100 yıl boyunca bunun içinde boğulmuş halklara aslında böyle yaşamaya mahkum değiliz. Başka bir seçenek var demenin
yolu, yönteminden bahsediyoruz. Üçüncü yol tamamıyla bunu ortaya koyuyor. Yani dünya kapitalist sistemi krizde, reel sosyalizm çökmüş, o zaman bir üçüncü yol var. Bu üçüncü yolu inşa edebileceğiniz en elverişli coğrafyada aslında çok ciddi, anlamlı ve hem Orta Doğu halklarının hem de tüm dünya halklarına örnek olabilecek, yol gösterici bir fikriyatla karşı karşıyayız. Paradigma ile karşı karşıyayız. Bizim hepimizi heyecanlandıran da bu. Yani bir çözümün olması. Yoksa aynı şeyin içinde debelenmek mümkün. Lozan'dan barış yaparsınız, Cumhuriyet'in 100. yılını güzellemesini yaparsınız, işte savaş naraları atarsınız, silahlanmaya, İHA'lara, SİHA'lara kaynakları ayırırsınız ama bunların hiçbiri çözüm değil. Çözüm olmadığının göstergeleri de bugün sokağa çıktığınızda görürsünüz. Mutlu insanların olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Geçinemeyen insanların olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. İşsizlikten, yoksulluktan bahsediyoruz. Çok ciddi sıkıntıların yaşandığı, her evin içinde ayrı bir cehennemin yaşandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Kim böyle bir ülkede yaşamak ister? Kimse istemez. Peki nedir bunun nedeni? Bunun nedeni sürdürülen, işte 100 yıldır sürdürülen siyasettir. Bu kör stratejidir ve tabii ki savaştır. Bunları sonlandırmadan, bir çözüm siyaseti üzerinde ortaklaşmadan yol almak çok mümkün değil. Bugün bizler Halkların Demokratik Partisi olarak, Halkların Demokratik Kongresi olarak, bileşenlerimizle, bütün yapılarımızla bu siyaseti var etmek için mücadele ediyoruz. Tabii bu siyaseti var etmeye çalışırken de siyaseti toplumsallaştırma anlamında, toplumu da siyasallaştırma anlamında epey yolda kat ettik. Bugün Türkiye'deki kronikleşmiş siyaset anlayışını kırmak adına önemli bir mücadele vermekteyiz. Tabii ki henüz siyasi muhalefetin bütün kesimlerinin buna ikna olduğunu söyleyemeyiz. Ana akım muhalefetin hala palyatif çözümler peşinde koştuğunu, hala devletin o kurucu aklını korumaya çalıştığının da farkındayız. Ama umutluyuz. Tam da her şeyin değişebileceği bir zaman aralığından geçiyoruz. Bu zaman aralığını çok iyi değerlendirmek zorundayız. Bunun öncüsü kuşkusuz Halkların Demokratik Partisi'dir. Demokratik siyaset içinde bunun öncülüğünü yapmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken Türkiye siyasetinde, Orta Doğu siyasetinde var olan bütün dinamikleri, bütün mücadele alanlarını, direniş alanlarını, bütün siyasi yapıları dikkate alarak bir siyaset yapıyoruz. Yani demokrasi ittifakı diye bir ittifaktan bahsederken, demokrasi mücadelesinde, barış mücadelesinde yan yana gelebilecek herkesi, potansiyel olarak herkesi, her kesimi bu mücadeleye davet ediyoruz. Tabii bunu yaparken herkese de şunu gösteriyoruz. Orta Doğu gerçekliğinin farkına varın. Burası Orta Doğu. Bu gerçekliğin farkına vararak burada yaşayan halkların, burada yaşayan insanların, burada yaşayan toplumların varlık nedenlerini, tarihsel koşullarını, kültürlerini dikkate alarak ortak çözümler üretin. İşte ortak bir misak-ı milli vurgusu, toplumsal Lozan vurgusu, demokratik cumhuriyet vurgusu hep bu gerçekliğin üzerinde yükseliyor. Dolayısıyla burada Öcalan'dan bahsederken aslında bir Öcalanist bir anlayıştan bahsediyoruz. Yüzyılın, bu yüzyılın belki de Lenin'den bahsediyoruz. Dolayısıyla artık bir ulus devlet koduyla sıkışıp kalmış çözümsüzlüğe karşı konfederal bir akıldan, konfederal bir enternasyonalizmden ve bir arada yaşama olanaklarını ortaya çıkaracak anlayışlardan bahsediyoruz. Tabii bu uzun soluklu bir yolculuk ama kısa dönemde yapacaklarımız var. Nedir bunlar? Her şeyden önce siyasi barışı sağlamak, siyasi tutsaklıklara son vermek. Türkiye'de buna Türkiye'den başlamak gerekiyor kuşkusuz. Türkiye'de siyasi bir genel afın gecikmeksizin hayata geçirilmesini sağlamak. Terörle mücadele kanunu gibi paralel bir anayasadan bu ülkeyi kurtarmak. Demokratik bir anayasanın yapımını kolaylaştıracak koşulların zeminini oluşturmak. İşte seçimler bu anlamıyla önemli. Ne kadar güçlü bir temsiliyet meclise yansırsa demokratik bir anayasa yapma şansı o kadar yükselir. Yine siyasi barış adına kayyumlardan kurtulmak, yerel yönetimlerin demokratikleşmesini ve söz yetki karar anlamında siyasette gücünün artmasını sağlamak. Bu çok önemli. Tabii iktisadi barıştan
söz etmemiz gerekiyor. Bunda da atılacak adımlar var. Öncelikle çok hızlı bir şekilde bir kere bu adaletsiz gelir dağılımını adaletli hale getirecek. Adaletsiz servet dağılımına karşı aslında adım atacak. Vergi adaletini sağlayacak, gelir bölüşümde adaleti sağlayacak adımların bir an önce atılması gerekiyor. Tarım politikasından enerji politikasına kadar bir ekolojik yaklaşımla aslında Türkiye'de adaletli bir ekonomiyi var etmek için hızlı adımlar atılması gerekiyor. Bu adımların atılmaya başladığı andan itibaren Türkiye eğer siyasi alanda nefes alabilirse biraz önce konuştuğumuz o büyük ideali hayata geçirmek adına ortaklaşmaları da yakalamamız mümkün. Çünkü çözüm çok sarih, açık bir şekilde duruyor orada. Yeter ki insanların dönüp ona bakmasını sağlayabilelim. Bu çözümü sağlamanın yolu da her şeyden önce toplumların bir araya gelmesi, ortaklaşması ve birlikte hareket etmesini sağlayabilecek siyaseti toplumun önüne taşıyabilmek. Biz bunu başarmaya çalışıyoruz. Bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Siyasi muhalefet olsun, bugünkü iktidar olsun ısrarla, inatla bu anlayışı tasfiye etmeye çalışıyor. Kobani davasıyla, kapatma davasıyla ya da her türlü gözaltı, saldırı, şiddet politikasıyla bu siyaseti köreltmeye, yok etmeye, tasfiye etmeye çalışıyor. Ama bunu başaramadığını, başaramayacağını da her seferinde yeniden kanıtladık. Çünkü mücadele büyüyor, direniş güçleniyor ve dolayısıyla da bu zihniyet, karşımızdaki bu kör zihniyet kaybetmeye mahkum olduğunu anlıyor. Evet, çözümü görmek istemiyorlar, ısrarla görmek istemiyorlar. Görmek istemedikleri için de ajandalarında Kürt meselesinin çözümüne dair bir cümle bile yok. Devletin kodları içinde, devletin çizmiş olduğu kırmızı çizgilerle belirlemiş olduğu alanın içinde konuşmaya devam ediyorlar. Van'a gidiyorlar, Diyarbakır'a gidiyorlar, yok demokrasinin yolu buradan geçer diyorlar, helalleşelim diyorlar. İktidar kalkıyor diyor ki Kürt sorunu yoktur, ben çözdüm. Ama mesele, sorun ortada duruyor. Çözümü var ama ne iktidar ne de bugünkü ana akım muhalefet bu çözüme yanaşmıyor, çözümü görmek istemiyor. İsteselerdi meselenin çözümüne dair ajandalarına muhakkak bir şey yazarlardı. Dönüp bakın, propagandalarına bakın, programlarına bakın. Bununla ilgili herhangi bir şey görüyor musunuz? Hayır, görmüyorsunuz. Çünkü bunu ne yazacak cesaretleri var ne de bunu hayata geçirebilecek bir siyasi programları var. Bu program bizde var, HDP'de var. HDP ısrarla bunun mücadelesini sürdüre geldi bugüne kadar. Bugünden sonra da kararlı bir şekilde sürdürecek. Tecrite karşı, savaşa karşı, sömürüye karşı güçlü bir mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Çözüm biziz derken, bunu söylerken çok net bir şekilde çözümün aslında programını da ortaya koyuyoruz. Yani bizim bir fikriyatımız var. Paradigmamız var, kurucu aklımız var. Yeni kurucu bir aklı aslında siyasetin gündemine taşıyoruz. Yani bu böyle hamaset olsun diye söylenmiş bir söz değil. Bu propaganda olsun diye söylenmiş ya da bir kampanya mottosu değil, çözüm biziz. Gerçekten çözüm biziz. Çünkü bugün yaşanan bunca soruna baktığımızda bütün bu sorunların gelip kesiştiği, sorunların bileşkesi Kürt meselesidir. O zaman Kürt meselesinin çözümünden işe başlamanız gerekiyor. HDP'yi farklılaştıran en önemli unsurlardan biri budur. Bütün sorunların çözümündeki o bileşke soruna çözüm üreten yegane partidir. Dolayısıyla da çözüm biziz diye yine yollardayız, yine meydanlardayız, yine mücadelenin içindeyiz. Direnişi büyütüyoruz. Çözüm biziz. Bunu hayata geçirebilmenin yegane yolu da faşizme karşı, bu kör zihniyete karşı aralıksız sürekli mücadeleden geçiyor. Savaşa karşı bugün bu tüm antidemokratik faşist uygulamalara karşı direniş neredeyse HDP oradadır. HDP o direnişin en önünde mücadeleyi büyüten en büyük güçtür.